Biz birinci depremde bu binadan, depremin şiddetinin arkasından tamamımız 18 daire indik aşağıya çıktık. Bel kırığı vardı, işte kaburga kırıkları olanlar vardı, yaralı, basit küçük yaralılar vardı. Çıktık. İkinci günü olan öğleyin depremde bayağı bina sallandı. Burayı da takip ediyorduk. Yani ileriki aşamada boşaltma olur mu olmaz mı diye. Ben mesela en son evvelki gün geldim buraya. Dün gelmedim. Dün akşamki depremin de burayı yıktığının farkındaydık. Yıkılmış. Evet. Tabii ki buradaki kalanların bilgisayarı, laptopları, elindeki bazı eşyaları sadece bir anı değil, aynı zamanda eğitim öğretim materyali, araştırma materyali vesaire gibi evraklarımız vardı. Bugün için onlar önemli. Yani okulda da zaten aynı şekilde laboratuvardaki, özel odalarımızdaki cihazlarımız, ekipmanlarımızın bir kısmı sonradan yağmalanmış. Dün üzülerek gördüm. Yani bir 10 günden beri kampüsteyim. Ziraat Fakültesi binamıza çıkmadım. Dün öğleden sonra dekanımızla birlikte çıktım. Gördüğüm manzara korkunçtu. Gerçekten bizim özel odalarımızdaki özel cihazlarımızı yağmalamak için kapıları elleriyle kırmışlar. Bu makinelerin içinde, bu odalardaki bazı evraklarda, bazı harddisklerde bizim ciddi anlamda eğitim öğretim materyalinin dışında ARGE materyallerimiz var. Yani bir memleketin, bir üniversitenin neredeyse hafızası gidiyor. Evet. Burada öğrenciler mi kalıyordu normalde? Burada öğrenciler değil. 18 dairelik apartmanda 18 tane akademisyen hocamız kalıyordu. Evet. 18 dairelik apartmanımızda 18 hocamız burada ikamet ediyordu. Başka yerde de lojmanımız var. Onlarda da henüz yıkılma yoktu. Dün bir tanesi onlardan da yıkılmış. Dün akşam eğitim öğretim olarak üniversitenin hastanesinin bir kısmı zarar gördü endişesiyle hastaneyi gece depremden sonra boşalttık. Hep beraber herkes boşalttı. Başka hastanelere sevk ettiler. Yani acı. İvedilikle sol taraftaki enkazın üzerine gelecek şekilde ivedilikle yıkılması lazım. Burada herhangi bir can kaybına da neden olabilir.